Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, bugün inceleyeceğimiz taşın adı kaya kristali. Lapidoterapide Hildegard de Bingen kaya kristalinin doğuşunu şöyle anlatıyor. Kristal siyahımsı renkli belirli bir buzlu sudan doğar ve o kadar soğuktur ki her türlü ateşi ondan dışarı atar. Çünkü tesadüfen havadan gelen büyük bir soğuk, bu suya değdiğinde sanki suyun en mahrem kısmı katı bir cisimde yoğunlaşmış gibi birçok yerde blok halinde donar. Daha sonra sıcak hava veya güneş suya temas eder. Isısıyla yoğun beyaz tonuyla bloktan çıkarır. Böylece blok ısı ile çözülmeden neredeyse şeffaf hale gelir. Sonraki soğuk dönüşü bloku daha da yoğunlaştırır ve daha şeffaf hale getirir. Bu şekilde öyle bir sağlamlık kazanır ki etrafındaki tüm buzlar erise de ısı onu artık çözemez. Kristal böyle doğar ve kristal olarak kalır. Kaya kristali 16. yüzyıldan beri genel olarak yarı saydam ve berrak kristale verilen addır. Kristal kelimesi buz anlamına gelen Yunanca kristalos'tan gelir. Kristal neredeyse saf bir silisik asit çözeltisinden ortaya çıkar. Silika açısından zengin çözeltilerin boşluklar ve çatlaklar içinde soğuması ve kristalleştiği volkanik kayalardan kaynaklanır. Kristal saf bir silisyum dioksit formudur. Kimyasal formülü SiO2'dir. Hildegard'a göre faydaları, optik sinirin zafiyeti durumunda gözleri rahatlatır. Gözleri kararan güneşteki bir kristali ısıtacak ve düzenli olarak gözlerine koyacaktır. Çünkü kristalin doğası sudan gelir, keyifsizliği gözlerden uzaklaştırır ve böylece hasta daha iyi görecektir. Tiroid problemlerini tedavi eder. Tiroidi büyüyen ve şişen kişi kristali güneşte ısıtacak ve sıcak taşın üzerine şarap dökecektir. Bu şarabı düzenli olarak içecek ve güneşte ısıtılmış kristali tekrar tekrar tiroidi üzerine koyacaktır. Böylece tiroid sönecektir. Renksiz hiyalin kuarts, kaya kristali, ışığı gökkuşağının tüm tonlarında ayrıştırabilir. Bu nedenle kesinlikle nötrdür. Ve bu nedenle litoterapide tüm çakralarda her amaç için kullanılabilir. Modern litoterapide kaya kristali tüm çakralara hitap eder. Kaya kristalinin fiziksel eylemlerine baktığımızda vücudun her yerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir. Ateşi düşürür, döküntülerde kaşıntıyı giderir. Vücuttaki toksinlerin ve atıkların atılmasına yardımcı olur. Diğer kristallerin etkilerini güçlendirir, hayat enerjisini güçlendirir. İyileşme sürecini tetikler. Anti-enflamatuardır. Osteoporoza karşı bir müttefiktir, migrene birebirdir. Kaya kristalinin psikolojik eylemlerine baktığımızda sükunet ve netlik getirir. Kaotik enerjileri azaltarak veya etkisiz hale getirerek daha etkili enerjileri hayata elverişli hale getirir.
zihinsel yorgunluğa karşı bir dosttur. Aynı zamanda kâhin ve şifacı bir taştır. Tarihsel olarak kuarts, dünyada özellikle hastalıkların nedenini bulmak ve ruhların neden olduğu dengesizlikleri ortadan kaldırmak için bir kehanet ve şifa aracı olarak kullanılmıştır. Kristal küreler ve aynalar yapmak için tercih edilen malzemelerden biriydi. Evet, bir sonraki taşımız elmas olacak. Bugünlük bu kadar. Kaya kristalini inceledik lapidoterapiye göre. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.